hesap verecekler elinden korusun. Eyvallah. İşi yapacak tüm ortakları bir araya getirip el sıkışmalarını isterim. Candar Bey'in ve sizin talebiniz benim için gayet yerinde ve mal. Polisi yakıp yıkan Papa'nın iplerine, kuzeyden gelen nice barbarlara karşı dimdik durdum. Bu uğurda oğlumu, karımı, nice adamımı kaybettim. Bu pazarı dişimle tırnağımı kazıyarak kurdum Ertuğrul Bey. Gördüm ki en zor şey, insanın yanında güvenebileceği yiğit ve dürüst bir adam bulmakmış. Ben de yıllardır obamla diğer diğer gezerim. Girmediğim cenk, görmediğim hainlik kalmadı. Kestiğim düşman kellelerinden kale oldu. Ben de şunu gördüm ki bu diyarlarda neredeyse kimseye güvenilmez. O yüzden pazarın içinde kadınlarımızı adlerim koruyacak. O yükün altına zaten girdim. Siz Türkler savaşmayı bizim altını sevdiğimiz kadar seversiniz. Savaş sizin olsun. Altınlar da bizim. Gün gelecek. Gezelerimiz altınla dolacağına. Keşke pusatlarımız iş tutaydı diyeceksiniz. Huzurumuzu bozmayalım Ertuğrul Bey. Anlaşmanın tadına varın. Var ya, masayı donatın. Aman şarap gelmesin. Müslüman misafirlerimizi gücendirmek istemeyiz. Ural Bey bu işe biraz bozuldu ha Ali abi. Sanmam. Ural Bey ticarette mahirdir. Aklını kullanacaktır. Thank you.
masama gelip misafirlerime hesap soramazsın Ricardo. Altınlarını mı istiyorsun? Filip, ona altınlarını ver. Alacağın kalmadı Ricardo. Kilimhane çalıştıkça yavaş yavaş ödersin. Senin. Al benim bir Ertugrul Bey.
bizim kanı yerde kalmayacaktır biriz. Gel Hamza. Ekmeğimi önce
kendi kanımdan olanlarla paylaşmayı öğretti bana. Bir de senin şu yaptığına bak. Paylaşmayı bilmezsen çoğalamazsın abi. Nimetini bölüşmenin ne dostu olur ne de müttefiki. Bu boş lafları tahsil edesin diye mi gönderdik seni Şemaliyar? Babamızın, ailemizin rızkını, neydi o belirsiz bir herife peşkeş çekilmesine göz yumarsın. Babam senin yüzünden obamızın başına gelecek bir felakete mani oldu abi. Ola ki Ertuğrul Bey, Alperen'in başına gelenleri senin yaptığını öğrenseydi. Ha? Babam verdiği kararla obamıza yiğit bir müttefik de kazandırdı. Abi. Sakın ola bir yanlış daha yapıp canımızı yakmayasın. Yazık. Yazık! Bu ahmaklarınızın bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Bunun farkında değil misin? Ertuğrul Bey'e neden bu kadar kin duyarsın abi? Ya Ertuğrul geldi başımıza çöreklendi. Yakında 3 tane altıyla obamıza çökecek. Giderek daha da güçlenecek. O vakit bütün buraların hakimi o olacak. Bunu nasıl görmezden gelirsin? Hakimiyet kimin hakkıysa o alır abi. Rabbim bizi adaletinden ayırmasın. Çünkü tevhidin ruhu adalettir. Adaleti bir kez bile incitirsen gök kubbe başımıza yıkılır abi. Başımıza yıkılır. Sonra ne beyliğin kalır ne de tören. Lakin artık sizinle olmak istemem. Yarından tez yok burada.
Tekrar gideceğim. Nereye gideceksin? O bana sırtını döndü. Kime kimse yok. Merak etme. Başımın çaresine bakarım. Abimle konuştum. Eğer isterse burada kalıp benimle birlikte çalışabilir dedi. Onun gibi yiğit bir savaşçıya her daim ihtiyacım var dedi. Maria, ben bir savaşçıyım. Alpim. Elimden de başka bir şey gelmez. Simon gibi büyük bir tüccarın da işine yararım. Her yer eşkıya kaynar. Haraç isteyenimiz eksik olmaz. Tahsilatlarda sorun olur. Tahsilattan döndüğümüzü anlayan eşkıyalar baskın yapar. Altınlarımızı çalar, adamlarımızı öldürür. Velhasıl ticarette bir savaş dersi Maria Hatun. Ne olur kal. Başına bir hal gelsin istemem. Thank you.
Ertuğrul'dan beklediğin haber geldi Üstad Simon. Ebu Nakkaş. Ne diyor? Vakit geldiler. Her zamanki yerinde seni beklermiş. Turgut ne oldu? Seninle çalışmayı kabul etti. Güzel. Filip'le beraber o da iyiydi. Yarın ilk tahsilata gitsin. İşi öğrensin. Emredersin Üstad Simon. Sağ olasınız. Ertuğrul Bey'i kazanıp gücümüze güç katmaktan başka yolumuz yoktur. Konstantiniyye'den Çin'e giden bütün mallar bu topraklardan geçer baba. Buraları eline geçiren altının da gücün de tek sahibi olur. Yeter ki bölgeye istikrar gelsin. Senin sayende er ya da geç bu topraklar başı bozukluktan kurtulacak baba. Haklısın kızım. İstikrarı ancak biz temin edebiliriz. Lakin önce kendi içimizde bir ve diri olmayı bilmeliyiz. Bu yüzden size büyük iş düşer. Ural'dan da, Avra'da, Çolpan'dan da gözünüzü ayırmayın. Bir hata yaparlarsa felaket olur ve hepimiz altında kalırız. Merak etmesin baba. Aslan bacımda, ben de ne gerekiyorsa yapacağız. Müsaade var mı beyim? Gel Batuhan. Emretmişsin beyim. De bakalım Batuhan. Ural beyin tekinsiz işlere bulaşır. Elini ayağını bağlamışsın beyim. Gözüm üzerindedir. Bir yanlış yaptığında ilk yapacağını biliyorsun. İlk size diyeceğim beyim. Gidin.
önce Batuhan'ın bıçağını kullandı. Ardından Ertuğrul'la anlaştı. Bütün bunların altından Simon çıkar. O bir tüccardır beyim. Tanrısı altın, ibadeti mal alıp satmaktır. Ne diye böyle bir fenalık yapsın ki? Öğreneceğim çolpanım. Öğreneceğim. Sen pazarda gözünü dört açasın. Halime'nin de, Aslıhan'ın da attığı her adımdan haberim olsun. Merak etme Ezim beyim. Bir daha pazara asla ayak basamayacaklar. Müsaade var mı beyim? Gel Batuhan, gel. Aslan Hatun'da Halime sana kaçırmak isterler. Kim bu kadınlar?
Bey'in kızı. Halime Sultan ise Kayıbey Ertuğrul'un avranı. Sultan Alaaddin'in yeğeni olan kızı. Hak etmişsin. İnşallah ortaklığımız bereketli olur. Niyetler salih olduktan sonra akıbetine hayır olur elbet. Buyurun Hatunlar. Hatunlar hazırdır Halime Sultan. Thank you.
bizimle çalışıyor. Sorun çıkardı. Turgut. Maria ve Filip de birlikte bugün tahsilata çıktı. Kayılar senin bizimle çalıştığını görmedikçe yakandan düşmeyecek anlaşılan. Çalışmamız gerek. Gece de senleri çıkarıp işimizi hızlandırırız.